Arkadaşlar ben Gökhan, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle 2019'un son videosuyla karşınızdayım. Bildiğiniz üzere artık yarın 2020 yılına girmiş bulunmaktayız, yani gece itibariyle. O yüzden hepinize mutlu yıllar diliyorum, hepinize sağlık dolu, huzur dolu bir yıl diliyorum. Umarım beklediğinizi karşılayan bir sene olmuştur ve onun dışında beklediğinizi karşılayacak bir sene gelir. Her yıldan öğrendiklerimiz var tabii ki de. Bu yılda bu şekilde geçti. Destekleriniz için çok çok teşekkür ederim. İyi ki sizler varsınız. Sizler sayesinde bugünlere kadar geldik. Evet arkadaşlar, PES Mobile'da hayal kırıklığı yaşamaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere sözde bize 500 MyClub parası verecekti ve bir hafta boyunca toplamda 2020 MyClub paramız olacaktı. Fakat onların hiçbirini vermediler. Sadece bize sözleşme 10 tane bugün sözleşme bileti verdi zaten. Hediye kutusunda görmüşsünüzdür. Hiçbir şey vermediler ve ilginç yanı şudur. Şurada Beckenbauer'ı herkes istemişti ya. Bakın arkadaşlar, Beckenbauer'ı nerede vermiş? Beckenbauer şurada arkadaşlar. Yani 100 MyClub parasıyla açmanız gerekiyor ki ben biraz sonra onu deneyeceğim. Güzel şansım, umarım yaver gider de şöyle Beckenbauer'ı falan çıkartabilirim. Ama bakacağız arkadaşlar. Acele etmeye gerek yok. Silver ball'larımdan başlayacağım. Sonra gold ball, sonra black ball. En son ise 3 tane de Legends European Clubs'tan bakacağım, belki çıkartabilirim. Emin değilim, şansım pek yok ama gene de şansımızı deneyeceğiz. İlk başta ücretsiz toplarla başlayalım. Çok güzel bir like bekliyorum. 2019'un son PES Mobile videosu, son videosuyla karşınızdayım. Umarım beklentilerimizi karşılayan bir yıl olmuştur. Dediğim gibi arkadaşlar, hepinizden çok güzel bir like bekliyorum. Bu son videomuz 2019'daki. Hepinize şimdiden çok çok teşekkür ederim. Bakalım burada ne geldi. Evet, Cabrera geldi. Hetafe'den. Çöple başladık ki normal. Devam edeceğiz. Gold ball'lardan beklentim var. Muhtemelen bir tane siyah top çıkartabilirim gold ball'dan. Bakalım şansım iyi gidecek mi? Nereye gönderdi bizi? Belçika'ya gönderdi ki Belçika'da muhtemelen evet gene bir tane çöp oyuncu vardı. Devam edelim çöp oyuncuları kullanmaya. Job diye bir oyuncuyu verdi. Standart Legion Forvet'i. Silver Ball'da iki tane topumuz daha var. Onları da açacağız. Sonra Gold Ball, sonra Black Ball ve en son ise Legends'leri açmaya çalışacağız ki Legends'lerden en istediğim Beckenbauer. Fransa siyah gelir mi? Yok, gene vermedi. Çıkaramadım ya, yok. Kimmiş? Sabek Lala, Strasbourg. Lala'yı verdi bize. Silver Ball'u böyle kullanmaya devam edelim. Bakalım başka ne verecek bize. Belki siyah top verirsin ekonomi. Hayır, Arjantin gümüş. Evet, 4 tane gümüş toptan bir tane altın tek çıkarabildik. Arias sürekli CF pozisyonu oyuncu vardı. Şimdi gelelim burada gold ball'lara. Gold ball'lardan şansımız belki iyi gidebilir. Hadi bakalım, buradan bir siyah top verirsen çok güzel geçer. Evet, İspanya'ya gönderdi. İspanya'da siyah top gelme şansı çak çak az. Gene vermedi. Sevilla'dan bir oyuncu verdi veya Real Madrid, emin değilim. Çünkü tanıyamadım oyuncu. Kimmiş? Valencia'ymış. İkisi de değil. Gaya. Beyaz forma gelince aklıma iki takım geldi. Sevilla veya Real Madrid. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Ve kanalıma da yorum, videoyla ilgili yorum da yaparsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Portekiz siyah top çıkma ihtimali çok düşük. Tek bir tane var zaten. Bunu falan. Alex Telles geldi. Bir sezon Galatasaray'da da oynamıştı Alex Telles. Ve karşınızda Alex Telles. Porto'dan Alex Telles geldi. Devam edelim. Son iki top. Sonra Black Ball. Sonra efsaneler için nabız yoklayacağız. Hadi bakalım. İngiltere'ye gönderdi bizi. Evet. Sol ayaklı Everton'dan bir oyuncu. Muhtemelen. Emin değilim. Digne olabilir mi ya? Emin değilim ama. Evet. Luca Digne. Lucas Digne artık her neyse. Gold ball'daki son top. Siyah top çıkaramadık. Bir black ball'umuz var. Belki buradan bir siyah top çıkartabiliriz. Hadi bizi güzel bir yere gönder Konami. O istediğimizi gene alamadık. Gene alamadık istediğimizi. Bu Atletico Madrid'de oynayan bir oyuncuydu ama Gabi mi? Evet, Gabi. Alt saattan Gabi geldi. Şimdi gelelim. Şuradaki black ball'umuzu da açalım. Black ball'dan yerimiz yok yeterince. 400... Kaç tane oyuncum var ki benim? Bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Oyuncu satmamız gerekiyor. Takımın kısmına gidelim. Oyuncular 500 tane oyuncunun. Neyse şimdi. Aşağı doğru inelim, inelim, inelim. İnmemiz gerekiyor çünkü.
Seç dedik de sen gideceksin Gavrat. Duan Zapatalar iki tane zaten. Onları satmayı düşünmüyorum hepsini. Jimenez kalsın. Bakıyorum başka Atallarım iki tane. Atalları da satmayı düşünmüyorum. Endong var. Sen gidebilirsin. Sen gidebilirsin. Sen gidebilirsin. Siz gidin şöyle. Başka var mı? Bakalım. Yani birkaç tane oyuncu satmam lazım çünkü. Harry Maguire falan kalsın. Rodri kalsın. Hennessey gitsin. Hennessey'le işim yok artık. Andres Pereira gitsin. Barnes gitsin. Onun dışında gidebilecek oyunculara bakıyorum. Gomez gitsin. Gomez'le işim yok artık. Var mı başka? Deşiglio gitsin. Sağ bek pozisyonuna Deşiglio'yu da gönderelim. Kone gitsin. Yani sözleşmesi bitmiş olan, tabii Merih'i göndermeyeceğim tabii ki de. Merih bizim için çok çok kıymetli. İliç sen de git. Senin de sözleşmen dolduğu için seni de göndermek zorundayım. Bender gitsin, Gulam gitsin. Başka kaldı mı? Eylem dedik, şöyle serbest bırakalım. Evet. Şöyle şunları da serbest bıraktığımıza göre işimize tekrardan koyulabiliriz. Bakalım buradan açacağımız toptan ne gelecek? Sözleşme kısmına gittik. Tekrardan altın top garantili açacağız onu. Umarım Beckenbauer falan çıkardı, zannetmiyorum ya. Blackball'u hadi bakalım. Kim verici çok merak ediyorum. Genelde bana stoper veya kaleci veriyor ama İspanya. Marcelo. Marcelo'yu verdi. Güzel. Sol bek pozisyonuna da Marcelo'yu da almış olduk. Saçlarını falan ya biraz daha iyi olabilirdi. Tamam Marcelo güzel oldu. Şimdi arkadaşlar gidelim. Altın top garantili Legends European Clubs'a. Kimler var arkadaşlar? Hep birlikte bakalım. Diego Armando Maradona, Zico, onu Zico'm var, Maradona'm yok. Beckenbauer, Adriano'm var. Zanetti'm yok ve Recoba'm yok. Recoba değil mi? GF pozisyondaki 87. Evet, Recoba'm yok. Tabii ki de buradan ilk istediğim Beckenbauer çünkü stoperde çok çok ihtiyacım olacak. Anlaşlayacağım. 100 MyClub parasını veriyorum. En az altın garantiliydi MyClub. Yani şey, normal düz oyuncu geldi. Kaleci verdi. Meret. 100 MyClub, 300 MyClub paramı buraya harcayacağım arkadaşlar. MyClub parası alacağım çünkü. Gene efsane gelmedi ya. Beckenbauer zor. Gelmeyecek abi, gelmeyecek. Bu adam gelmeyecek, bu kadar basit. Altın siyah top veriyorsun ama istediğimi vermedin yani. Inter'den 6 numara. 6 numara kim ya? Brozovic mi? Emin değilim arkadaşlar kim olduğu konusunda. Oo, De Vrij. Hadi son Michael'a paramızı da verelim. Ondan sonra 3 tane de diğer toplanacağız. Açacağız. Ya efsane vermedi ya. Şaka gibi. Efsane vermedi. Gerçekten vermedi. Çok çok üzüldüm. Altın top. 23. Emrecan. Arkadaşım yani ihtiyacım olmayan şey verdi. Şimdi 300 MyClub parası çöp oldu. Boxer'a gideceğiz. Boxer'a 75.000 GP. Burada Ronaldinho kovalıyorduk. Ronaldinho gelir mi ya da Vieira bilmiyorum ama şansımız denizde çok şanslı değiliz. Gene gelmedi. Yani 75.000 GP de buraya harcayacağız. Ronaldinho çıkarmak için ama yapacak bir şey yok. 3 tane oyuncu verdi. Bir tanesi Altın, Wijnaldum, Verbiç ve Ferrari'yi verdi. Şimdi kaldı 2 tane top açma hakkımız. Bu 2 tane top açma hakkından bir tane Legend çıkar mı? Gene vermedi. Vallahi vermiyor. Bağımsız oyuncu verdi. Eggestein mi? İnşallah Eggestein falandır da şu adamı şey yapabilirim. Takasta kullanabilirim de. Hayır, Eggestein değil. Kimi verdi? Pavon'u verdi. Gonçalo, Guedes ve Diaz'ı verdi. Son 25.000 GP'mi harcayacağım. Bakalım 25.000 GP'den gene vermedi. Ronaldinho gene başka bahara kaldı. Artık Ronaldinho için denemeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bol bol GP biriktirmem lazım. Arsenal'da kim geldi? Guendouzi mi? 11 numara formasıyla. Bunu biliyordum. Ama şu an aklıma gelmiyor. Arsenal'in Torreira olabilir. Evet, Torreira, Joao Pedro ve Di Lorenzo geldi. Arkadaşlar gene paramızın çöp olduğu bir top açılımı videosu oldu. Konami bizi kandırdı bildiğiniz. Yani beklentilerimizi karşılamadı gerçekten. O yüzden Konami'ye de buradan iyi şeyler tabii ki de söylemeyeceğiz. Videonun sonuna geldik. Umarım biraz daha GP biriktirip şu istediğim oyuncuları alabileceğim. Şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.